Merhaba, ben Turhan Bozkurt. YouTube yükselen bir mecra. Artık gazeteciler burada kanallar açıyorlar. Eskiden kocaman stüdyoların, canlı yayın araçlarının, devasa organizasyonların imkanlarıyla yapılabilen televizyonculuk artık bir cep telefonu ve bir internet bağlantısıyla çok kolay hale geldi. Ekonomi gündemi Türkiye özelinde de, dünya özelinde de her zaman herkesin merak ettiği, sadece yatırımcıların, iş adamlarının, piyasa oyuncularının değil, evinde tasarruf yapan Ayşe teyzenin de merak ettiği bir konu. Ben de YouTube kanalında, YouTube'da Ekonomik isimli kanalımda her hafta sizlerle gündemi değerlendireceğim. Sadece Türkiye ekonomisini değil, dünyada olup bitenleri, sadece borsa, faiz, dolar üçgenine sıkışarak, sadece açıklanan verilerle sınırlı kalarak değil, biraz daha perde arkası bilgilerin de olduğu, analizlerin olduğu, yer yer konukların da de görüşlerini aldığım bir program olacak. Bu programda baştan sizlerin desteğini bekliyorum. Önce abone sayımızın artması gerekiyor ki canlı yayınlara geçebilelim. Daha geniş kitlelere ulaştırabilelim buradaki anlattıklarımızı. Bu konuda kanala abone olmayı, tavsiye etmeyi sizden bu konuda bunu rica ediyorum. Bu başlangıçtan, bu heyecanlı girişten sonra gündemde 2 haftadır dolar tekrar yükselmeye başladı. 6 liranın üzerine çıktı. İşsizlik rakamları açıklandı. Çin'de koronavirüs salgını devam ediyor. Ölü sayısı 1000'i aştı. 40 binden fazla vakadan bahsediliyor. Şu ana kadar dünyanın farklı ülkelerinde, 30'a yakın ülkede koronavirüs vakaları tespit edildi. Bu salgın ne olacak? Bu salgının aşısı kontrol altına alınıp alınmaması, devletlerin, sağlık bakanlıklarının, hekimlerin ihtisas alanı ama aynı zamanda Çin dünyanın en büyük üreticisi, bir anlamda dünyanın fabrikası. Çin'de bu salgın uzadıkça dünya ekonomisi bundan nasıl etkilenecek? Dolar, TL, borsa, hisse senetleri bundan nasıl etkilenecek? Bunları da konuşacağız. İsterseniz önce özellikle dolardaki son hareketle başlayalım. Dolar uzun bir müddet 6 liranın altında kalmıştı. Tabii bu 6 liranın altında kalırken hem uluslararası ajanslarda hem Bloomberg gibi finans piyasaların çok dikkatle takip ettiği bir mecrada çok çarpıcı iddialar, haberler yer aldı. O iddiaların başında Merkez Bankası'nın mevcut kendisine emanet edilen dövizleri kamu bankaları marifetiyle arka kapı yöntemi diyoruz buna. Çünkü Merkez Bankası gerçekten piyasaya müdahale edebilir. Böyle bir yetkisi var. Zaten kuruluş gayesi bu. Yani kanunu da bu yetkiyi Merkez Bankası'na veriyor. Dolar arttığında piyasaya dolar satarak ya da faizi arttırarak dolar TL değer kazandığında piyasaya dolar piyasadan dolar alarak belli bir fiyattan ya da faizi indirerek aslında para politikası araçları dediğimiz bu araçları kullanarak piyasaya müdahale etme yetkisi zaten var. Ancak bu yapılmıyor. Temmuz ayında 2019 yıl Temmuz ayında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmıştı ki görev süresinde olmasına daha 1 yıla yakın süre vardı. Onun yerine Murat Uysal, yardımcısı Murat Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak getirildi. Ve Uysal getirildiğinde faizler %24'tü. Haftalık repo faiz dediğimiz gösterge faizi bugün %11-25. Yani hızlı bir faiz indirimi yaşandı. Çok sert bir şekilde Murat Uysal ve onunla beraber para politikası kurulu faizleri indirdi. Zaten Cumhurbaşkanı Murat Çetinkaya'yı niye görevden aldıklarını anlatırken faiz indir dedik, o kadar söyledik, dinletemedik, biz de görevden aldık demişti. Sadece bu beyanat bile Türkiye'de Merkez Bankası bağımsızlığının artık kağıt üzerinde kaldığını, yani Merkez Bankası kanununda 2001 yılındaki o büyük krizden sonra Uluslararası Para Fonu'nun 30 milyar dolara yakın borç karşılığı krizden çıkış için Türkiye'ye verdiği o 30 milyar dolar karşılığı şart olarak koyduğu kanun değişikliklerinden biriydi Merkez Bankası kanunundaki o değişiklik maddesi. Neydi o değişiklik?
Merkez Bankası siyasetten bağımsız karar verecek. Merkez Bankası'na hükümet karışmayacak. Bu demek değil ki Merkez Bankası başına buyruk hareket edecek. Ama faiz indirdiğinde ya da arttırdığında niye indirdin ya da niye arttırdın demeyecek hükümet. Zaten son döneme kadar bu konuda böyle itirazlar gelmiyordu. Ali Babacan'ın ekonomi bakanı, başbakan yardımcısı o ekonomiden sorumlu olduğu dönemde Merkez Bankası kur şokları 2019'da da yaşanmıştı. Dolar yükselmişti, 2.40'lara kadar gelmişti. İşte Erdem Başçı faizi orada arttırarak %5,5, 550 baz puan birden arttırarak kurdaki o hareketi durdurmuş ve kur tekrar 2 seviyelerine geri gelmişti, 2 lira seviyelerine. O gün Merkez Bankası bunu yaptığında ne aferin aldı ne de eleştirildi. Çünkü görevi o. Tamamen elinde bir veri bankası var. O veri bankasında hem dünya ekonomisinin dün o güne kadarki olan seyri hem de bundan sonraki seyrine dair öncü göstergeler var ve Merkez Bankası'nda da para politikası konusunda, ekonomi konusunda uzman iktisatçıların olduğu o bankada kurul bir araya gelir ve bütün bu parametreleri değerlendirir. Fiyat istikrarını sağlamakla görevli olduğu için de bu istikrarı bozacak ani yükselişler. Bakın sadece ani yükselişler istikrarsızlık değildir. Kurda ani düşüşler de istikrarsızlıktır. Çünkü herkes bir maliyet, bir bütçe yapıyor. Şirketler bütçe yapıyor, devlet bütçe yapıyor, belediyeler bütçe yapıyor. Ve bunu 3 aşağı 5 yukarı yıllık ortalama yıl sonu için bir kur tahmininde bulunarak yapıyor. Bunun çok uzağında, yukarısında ya da aşağısında bir kur gerçekleşiyorsa yanlış hesap yapmıştır, yanlış maliyet. Çünkü Türkiye sonuçta 100 birimlik ihracatının 70 birimini ithal eden bir ülke. Kur yukarı giderse ithalat pahalanır, kur çok sert düşerse ithalat ucuzlar. Bu sefer içeride üretici zor durumda kalır. Yani bunların birbirinden bağımsız değildir. Bileşik kaplar misalidir bu. Siz bir kabı kendinizce doldurduğunuzu düşünürseniz sistemi taşırabilirsiniz. Sistemin işleyişine zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla bırakın Merkez Bankası işini yapsın, BDDK işini yapsın, hazine borçlansın ya da borçlarını ödesin. Ama hükümet ne yapsın? Hükümet bütçe açığını azaltsın. Hükümet istihdamı arttıracak, Türkiye'nin önünü açacak hukuk reformları, siyasi reformlar, vergi reformu, eğitim reformu, işte eğitimde geldiğimiz nokta ortada. Yani PISA'da uluslararası, yani OECD üyesi ülkeler arasında yapılan imtihanlarda bizim çocuklarımız matematikte, fende okuduğunu anlamada, yani düşünebiliyor musunuz? Türkçe okuduğunu anlamada 67 ülke arasında 57. 54. oluyoruz biz. Şimdi bu tabloda eğitimde işler yolunda diyebilir miyiz? Üniversite imtihanına giren 2,5 milyon gencin 700 bini şeyi geçemiyor. Yani asgari baraj dediğimiz üniversite barajını geçemiyor. İlk basamağı geçemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani neredeyse 15 net yapamamış demektir. 12-13 yıl okutuyorsunuz ve matematik net ortalaması 4, fende keza öyle, Türkçe'de 14. Yani siz 40-50 soru içerisinde bu netleri başarı olarak görebilir miyiz? Dolayısıyla eğitimde yapılacak çok iş var. Ekonomide dışa bağımlılık, sadece sanayinin yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin bir hastalığıydı. Son yıllarda biz tarımda da dışa bağımlı hale geldik. Yani çiftçiyi maliyetler altında, mazotun, gübrenin, ilacın, işçiliğin, oradaki artışların, bu kur şoklarının getirdiği tahribatın bedelini çiftçi ödüyor. Tarlalar sürülmüyor. Elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları arttığında çiftçinin enerji maliyeti, tarlasını sulayacak, motoru çalıştıracak. Tarlasına gübre atacak, gübre alacak. Hayvanını besicilik yapacak, yem kullanacak, yem ithal. Şimdi siz kur düştü diyorsunuz ama bu insanların tarımdaki maliyetleri düşmedi, gübrenin fiyatı düşmedi, yemin samanın fiyatı düşmedi. O zaman ne oluyor? Siz bir taraftan kuru baskı altında tutuyorsunuz ama öbür tarafta gerçekten tüketicinin ve üreticinin karşılaştığı, ister sanayide ister tarımda maliyetlerde bir değişiklik yok. Hatta artıyor. Arttığı nereden belli? Bakın yani geçen yıl gübreyi kaça alıyordu? Geçen yıl biç balonu kaça alıyordu? Geçen yıl bir teneke buğdayı kaça satıyordu? Bu yıl kaça satıyor? Satış fiyatı artmıyor. Şimdi siz devlet olarak burada, hükümet olarak bu çiftçiyi yaşatamıyorsanız, üreticiyi yaşatamıyorsanız ne oluyor? Çiftçi tarla, çiftçilikten vazgeçiyor.
Sanayici sanayi terk ediyor, inşaata kayıyor. Orada da işte herkes inşaatçı olunca, her yerde konutlar, gökdelenler patlak verince, göğe yükselince ne oldu? Türkiye'de inşaat önce krize girdi. Şimdi herkes krizin içerisinde. Türkiye'ye gelen, 2002'den sonra gelen, özelleştirmeyle gelen, doğrudan yatırımla gelen, borçlanarak ya da Türkiye'nin hisse senetlerine, Türkiye'deki tahvil piyasasına verilen, gelen yabancı kaynaklı bu paralar maalesef doğru kaynaklara, doğru kanallara aktarılamadı. Ve biz sanayinin katma değer problemini çözmek yerine, biz yüksek teknolojili ürünlerin ihracatın içindeki payı hala %3. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bakın, Tesla'nın, Apple'ın, Samsung'un, LG'nin, yapay zekanın konuşulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Artık böyle bir dünyada sadece ve sadece iplik alıp bundan tekstil imal ederek ya da domatesi salça yaparak ya da demir cevherini haddhanede işleyip demir çelik yaparak, yassı çelik yaparak, inşaat demir yaparak bu piyasada, bu dünyada bu bir yer edinemiyorsunuz. Yani Borusan'ın sahibi Asım Kocabıyık o zaman hayattaydı, diyordu ki ben bir ton demiri 150 dolara satıyorum. Şimdi fiyat daha aynı değil. Ama bir ton BMW'yi Almanya'dan, aynı zamanda Borusan BMW'nin Türkiye distribütörü, 100 bin dolara, 50 bin dolara, 30 bin dolara satın alıyorum. Bakın, siz aradaki farka bakar mısınız yani? Bu kadar katma değer fark olur mu? Yani bir ton demiri işte 1000 dolara satsanız ne olur? Bir ton, iki ton BMW'ye bugünün şartlarında siz Mercedes'e 100 bin dolar, 200 bin dolar, 300 bin dolar ödemiyor muyuz? Şimdi katma değer dediğimiz işte bu aradaki farktır. Siz o aradaki farkı daraltamıyorsanız, işte yerli oto diye İtalyan Pininfarina'ya tasarım yaptırırsınız. Çin'den bataryasını getirmeye kalkarsınız. Alman boşa da motorunu havale edersiniz. Üstüne de yerli dersiniz. Peki bunun ülke ekonomisine katacağı bu ithalat, bu dış ticaret açığı, bu dışa bağımlılık ve bu döviz açığıyla bunun bu arabanın tutunma ihtimali ya da buradan sizin elde edeceğiniz 3 kuruşluk gelirin sizin döviz açığınızı kapatması, Türkiye'nin döviz açığını kapatması mümkün mü? Dolayısıyla yani benim baktığım noktada, yani hepimizin dikkat etmesi gereken nokta şu. Yani dolardaki yükseliş bir sonuçtur. Faizdeki yükseliş bir sonuçtur. Şimdi sonucu, sebeplerini ortadan kaldırmadıysanız sonucu ortadan kaldıramazsınız. Türkiye'de dolar bu yüzden yeniden 6 liranın üstüne çıktı. Türkiye'de faizler suni bir şekilde Merkez Bankası tarafından indirildi. Yoksa böyle bir piyasa oluştuğu için değil. Kamu bankalarına döviz sattırılarak kur belli bir, sadece şu son bir haftada 5 milyar dolara yakın kamu bankaları, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası üzerinden döviz satıldığını Bloomberg yazdı. Ve bunu ne bu kamu bankaları ne Merkez Bankası tekzip etti. Yani bu böyle önümüzde çok ağır bir tablo olarak duruyor. Yani yabancı bunu güvensizlik olarak, güven müessesesine aykırı bir davranış olarak, şeffaflığa aykırı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu rakamların şeffaflığı, TÜİK'in açıkladığı hangi rakama güveniliyor bugün? Ama bunlar bizim kurumlarımız. Merkez Bankası bizim Merkez Bankamız. Hazine bizim hazinemiz. Yani buraların sadece, yani muhalefetin de hepimizin de bu dile çok dikkat etmemiz lazım. Yani tutup eleştirelim derken de imha etme ya da yok etmeye dönük beyanlardan da imtina etmemiz lazım. Kaçınmamız lazım. Dolayısıyla yani burada Merkez Bankası'nın suni müdahalelerinin, evet, bir ara dönemde, belli bir aralıkta işe yaradığı görülüyor. Sonuçta çok büyük bir oyuncu. O piyasaya böyle döviz vermeye devam ettikçe, ama bunu ila nihai sürdürebilir misiniz? Şimdi Merkez Bankası net uluslararası rezervlerinde 30 milyar dolarlık bir şey var, açık var. Şimdi o 30 milyar dolarlık açığı yabancı bu arka kapı yöntemleriyle sattığınız dövizden kaynaklandığını bilmiyor mu? Gayet biliyor. Ve bekliyorlar kenarda.
Kendilerince yükselişe sebep olacak işte koronavirüs gibi, Suriye'de İdlib krizi gibi ya da içeride çok olağanüstü bir bütçe açığı, işsizlikteki artış ya da olumsuz bir siyasi gelişmeyi bir anlamda bahane olarak kullanıyorlar. Zaten yatırımcılık böyle bir psikolojik hareket eder. O beklentiyi satın alır, gerçekleştiğinde de satar. Yani gerçekleştiğinde artık o iş işten geçmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz açığı maalesef azalmadı. Bankalardaki batık kredilerin oranı Merkez Bankası'nın 150 milyar TL olarak açıklansa bile yüzdürülen kredilerle bunun 200 milyar liranın çok üzerinde olduğu, nitekim geçen sene daha senenin başında 60 milyar civarındayken bu rakamın 100 milyar liradan fazla olduğunu söylendiğinde BDDK buna itiraz ediyordu. En sonunda kendisi dedi ki 44 milyarlık takipteki alacağı bilanço dışına çıkarabilirsiniz. Bu ne demek? Yani hepiniz üzerine bir bardak su için bunun vergilerini ödemeyin. Bunu da artık nasıl yapıyorsanız, yani vazgeçtik biz bu kredilerden demek bu. Şimdi aynı tablo kalan bakiye için de geçerli. Sektörlerdeki, enerji sektöründeki 10 milyar dolarlık batık kredi geri mi ödendi? Enerji şirketleri bir anda kâra mı geçti? Dolayısıyla rakamların üzerinden birbirimizi aldatmaya ya da birbirimize algıya dair bir gayret içerisinde olmamıza gerek yok. Aslında ekonomi krizi ne kadar yalın, bütün şeffaf haliyle konuşursanız ve buna dair eylem planınızı açıklarsanız o zaman güven gelir. 2001 krizinden sonra IMF reçetesiyle böyle olmadı mı? 2009 krizinde o dönem Ali Babacan ekonomi bakanıydı ve o günün yine bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. Onların hamleleri, onların reçeteleriyle ekonomi bir yılda tekrar düzlüğe çıkmadı mı? Ama asgari şart hukuk ve demokrasidir. Kurumların şeffaflığı ve özerkliğidir. İfade hürriyetidir. Çünkü bunların olmadığı iklimde yatırım neşvi nema bulmaz, inkişaf etmez. Türkiye'nin problemi de sadece Ocak ayında 600 milyon dolara yakın net hisse satmışsa borsanın 120 bin üstüne çıktığı söylenen bir dönemde BIST 100 endeksinin, burada bir problem vardır. Tahvil piyasasında yabancılar hızla çıkıyorlar. Daha önce 25-27 milyar dolar civarındaki stok şu anda 13-14 milyar dolarlara indi. Ve yabancıların sattığı bu tahvilleri bizim Merkez Bankamız alıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın işi bu mu? Ya da kamu bankalarının işi döviz piyasasını bir yerde tutmak mı? Kamu bankaları da sonuçta dövizde bir müşteri, aynı zamanda yatırımcı bir riskleri var. Onların da döviz mevduatı var. Onların da döviz borçları var. Ziraat Bankası'nın, Vakıf'ın, Halkbank'ın yurt dışından sendikasyon kredileri yok mu? Sermaye benzeri kredileri yok mu? Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde kağıt üstünde rakamlar gözümüze hoş gelebilir. Ama günün sonunda kasadaki paranıza bakarlar, paramıza bakıyorlar. Günün sonundaki ne kadar ürettiğimize, ne kadar katma değer elde ettiğimize, işsizliğimizin dünya standartlarında OECD'ye ya da Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese edildiğinde reel ücret artışımızın ne olduğuna bakıyorlar. Enflasyonumuzun ne olduğuna bakıyorlar. Dolayısıyla bunlara artık bir karar vermemiz lazım. Yani biz gerçekçi bir teşhis yapalım, objektif bir teşhis yapalım. Güçlü yönlerimizi, bu bünyenin hala güçlü yönleri var Türkiye ekonomisinin. Gerçekten hukuk ve demokrasiye dair adımlar atılırsa, bu baskı iklimi ortadan kalkarsa, el konulan şirketlerle ilgili bu ucube kararlarda geri adım atılırsa, yabancı sermaye her şeyden önce Avrupa'ya yakın olan Avrupa Birliği ile iyi kötü hala üyelik müzakereleri askıya alınmış olsa bile aday olarak kapıda duran bir ülke. Yani bir şeyden bahsetmiyoruz, yani Bangladeş'ten, bir Hindistan'dan ya da bir Tayvan'dan bahsetmiyoruz. Avantajları çok, bulunduğu tecrübesi, başarıları, yetiştirdiği, bakın en büyük problem beşeri sermayeyi kaybediyor Türkiye. Her yıl 200 binden fazla genç yurt dışına göç ediyor. Şimdi bu beyinleri kaybettiyseniz nasıl yerli araba üreteceksiniz? Nasıl o bahsettiğimiz Apple'ların, Samsung'ların, Tesla'ların, Tesla bugün Almanya'nın 4 büyük Mercedes'i, BMW'si ve Volkswagen şirketinin piyasa değerinin üstünde bir değere çıktı. 200 milyar dolara gidiyor piyasa değeri. Daha 2010'dan önce böyle bir araba yoktu. Böyle bir marka yoktu. Devir çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla bu değişimin hızına ayak uyduramazsak, bu ışık hızında dünya ilerlerken biz hala
daha iktisadın en temel ABC'sinde bile böyle rakamlarla birbirimizi işte ihanetle, dış mihrak suçlamalarıyla, yersiz suçlamalarla zaman kaybedeceksek, o zaman gelecekte bu işsizlik daha da artacak. Türkiye'nin dışa bağımlılığı hem tarımda hem sanayide daha da artacak. Türkiye'nin yetişmiş eleman, beşeri sermaye, nitelikli entelektüel sermaye açığı daha da artacak. Bütün bunların altında demokrasi açığı, hukuk açığı, hukuk krizi, sistem krizine dair bir an önce bir karar verilmezse önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha girit problemlerle Türkiye baş başa kalacak. Genç nüfus bir avantajdır ama siz ona istihdam sunamıyorsanız, bir gelecek vaat edemiyorsanız gençlik o zaman başka problemlerin de kaynağı haline gelir. Dolayısıyla bakın daha Suriye'deki krize, bütçe açığına, Türkiye'nin dış borcuna hiç girmedik ama şu sohbette baştan bu yana programda anlatmaya çalıştığım tablo bile bize mevcut politikanın doğru olmadığını ve kurdaki artışın bu parametrelerin bir araya gelmesinden dolayı aslında çok da şaşırtıcı bir sonuç olmadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden gerçekten ekonomi yönetiminin artık bu bilgilerin şeffaflığı ve güvenilirliği ilgili problemleri ortadan kaldıracak adımlar atması lazım. Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın daha önce belirlenen kanun onlara çizdiği alanlara çekilmesi lazım ki şeffaflık ve piyasayı regüle etme konusundaki görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirsinler ve piyasa oyuncuları da sürprizlerle akşamdan sabaha karşılaşmasın. Bir bakıyor swap oranları %25'ten öz kaynağı oranı %10'a indirilmiş. Şimdi siz bir anda oyunun kuralını, oyun devam ederken, maç devam ederken offside yeni bir kural getiriyorsunuz. O zaman işte işler yürümüyor. İşte swap faizleri %10'lardan %20'lere çıktı bir anda tepki olarak. Geçen sene bunu Mart'ta denemediler mi? Bu denenmedi mi? 31 Mart seçim, mali idareler seçiminden önce. %1500'lere kadar çıktı Londra piyasası swap faizleri. Ne oldu? Yani 2018'de biz onu yaparak kuru 3 liraya mı indirdik? Hani düşecekti? 4.40 liranın üzeri köpüktü. Bu kadar baskıya rağmen bizim reel kur endeksimiz 2019'da en düşük seviyeye indi 1995'ten bu yana. Yani 77 seviyelerine indi ki 2007'de 127 seviyesine kadar çıkmıştı. Bu TL'nin ne kadar değer kazandığını gösteriyor. Endeks indikçe TL değer kaybediyor. Çıktıkça TL değer kazanıyor. Şimdi bütün bunları görelim ve gerçekten birbirimize söz yetiştirme ya da birbirimizi ikna etmeye çalışarak değil, rakamlar üzerinden, objektif veriler üzerinden konuşarak ve bunların bize söylediği, verdiği mesajları anlayarak, önümüze bakarak hareket edersek, Türkiye'nin gerçekten dinamikleri, girişimciliği, Batı'ya, Avrupa'ya yakınlığı, ihracatının %50'sinin Avrupa Birliği ülkelerinin olması bize aslında avantajlarımızın da hala Avrupa'ya göre daha ucuz iş gücünün olması, bütün bunlar bir avantaj skalası içerisinde değerlendirildiğinde pekala yapılacak işler var ve Türkiye bunu aşabilir. Başlangıç olarak biraz belki süreyi de uzatmış oldum ama ilerleyen programlarda hem sizden gelen mesajlar hem sizlerin yönlendirmeleriyle programın ideal sürelerini de belirleyeceğiz. Dediğim gibi abone sayıları belli bir rakamın üzerine çıkma, canlı yayınlar, soru cevap, interaktif programlar da yapacağız. Ama ilk program olduğu için biraz uzun tuttuk. Hoşgörünüze sığınarak programı uzatmış olduk. Ben tekrar merhaba diyorum ve desteğinizle bu kanalda ekonomiye farklı bir bakış, ekonomik bir bakışla ekonomi gündemini değerlendirmeye çalışacağım. Haftaya yine görüşmek üzere, hoşça kalın.